Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kış günlerinde içinizi ısıtacak sıcacık sulu köfte tarifimiz var. Buyurun yapımına geçelim. Malzemeler çok basit. Her evde bulunabilen malzemeler görüyorsunuz. Yaparken neler kattığımı anlatacağım. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle bir adet kuru soğanı rendeliyoruz. 3 diş sarımsağı tuz ile iyice dövüyoruz. ...600 gram kadar kıymamız var. Kekik, pul biber, tuz, reyhan miktarı size kalmış, tuzun, baharatların, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı çiğ köftelik bulgurumuz var. 1 çay kaşığı kadar yeni bahar ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim. 600 gram yağsız dana kıymamız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Tuzun da miktarı size bağlı. 1 yemek kaşığı un ilave ettim. Ve iyice yoğuruyorum. Baharatların miktarı sizin damak zevkinize göre değişebilir. Çok iyi yoğuruyoruz. Bir 10 dakika kadar iyice yoğuralım. Malzemeler birbiriyle özleşsin. Üç orta boy patatesi kabuklarını soydum, yıkadım. Gördüğünüz şekilde küp küp doğruyorum. Çok bereketli bir yemek. Denemenizi tavsiye ederim. Kalabalık aileler için ideal bir yemek. Evet. Tenceremizin dibini kaplayacak kadar zeytinyağı ilave ettim. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı karışık domates biber salçası ilave ettim. İyice ısınan yağda yakmadan kızartıyorum. Salçanın rengi kırmızıdan daha da kırmızı olana kadar iyice kavuruyorum. Yarım çay kaşığı limon tuzu ilave ettim. Karıştırdım. 1 çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Tuzun miktarı size bağlı. Evet, doğramış olduğum patatesleri bu karışımın içinde bu şekilde karıştırıyorum bir süre. Beraber özleşiyorlar. Üzerine geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynarken ben köftelerimizi küçük küçük misket büyüklüğünde elimle yuvarlıyorum. Köftelerin büyüklüğü de size bağlı. Ben misketten biraz daha küçük yaptım. Evet, köftemizin içine yumurta kullanmıyorum. Kesinlikle dağılmaz.
Evet. Bayağı bereketli oluyor. Ben yarısını kullanacağım. Yarısını da buzluğa nasıl atılır göstereceğim. Evet, çok çıktı. 2 tepsi kadar çıktı. Şimdi kaynamış olan yemeğimizin içine köfteleri atıyoruz. Önceden kızartmıyorum. Kesinlikle dağılma olmaz. Bu şekilde köftelerimizi içine atıyoruz. Ama karıştırmıyoruz tabii ki. Bir spatula yardımı ile kenarlardan bu şekilde köfteleri ezmeden her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyorum. Üzerine bir tutam reyhanı, kuru reyhanı elimle ufaladım ve kapağını kapattım. Bir 20 dakika kadar kaynaması yeterli. Şimdi buzluğa nasıl atılır? Artan köfteler. Bu şekilde onluyorum. Ve bir buzdolabı poşetine ilave ediyorum. Evet, unlandığı için hiçbir şekilde birbirine yapışma olmaz. Zaten kısa sürede donacaktır. Bu şekilde buzlukta saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman aynen tarifimdeki gibi sıcak suya atıp pişirebilirsiniz patatesli. Bu şekilde de saklayabilirsiniz. İyice ısınan zeytinyağında veya başka bir sıvı yağda kızartabilirsiniz. Evet, köftelerimiz pişti, özleşmiş. Patatesler yumuşacık. Köfteler görüyorsunuz, kesinlikle dağılma olmaz. Evet, kızarttım. Köfteleri de soğuttum. Bu şekilde istiyorsanız bu şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Hazır yemek ve tarifteki gibi çorbanın içine atıp 1-2 taşım kaynadıktan sonra hazır yemek haline gelir. Evet, bizim de sulu köftemiz pişti. Çok güzel sulu. Yanında pirinç pilavı yaptım. Yapmazsanız da olur. Ekmekle, turşuyla servis yapabilirsiniz. Mis gibi kokuyor. Reyhanın kokusu muhteşem. Çok bereketli, sağlıklı, nefis bir misket şeklinde çorbamız oldu. İçine limon sıkıp servis yapabilirsiniz. Tadı muhteşem. Zaten reyhanın aroması biliyorsunuz çok lezzet veriyor. Yapacak olanlara afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Abone olursanız çok seviniriz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.